Yaptık. Şimdi çalıştırıp test edeceğiz. Test edeceğiz. Oraya giriyor ama sonra çıkamıyor. Çimlerimiz de çok güzel çıktı. Tabii Filiz yarın beni gene terk edip gidiyor arkadaşlar. Yaşımdan dolayı bir risk olduğu söylendi. Bizim için dua ederseniz arkadaşlar çok seviniriz. Umarız bir şey yoktur. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Havalar biraz güzelleşince biz yine hemen attık tabii kendimizi bahçeye. Biyollerde biliyorsunuz çimlendirdiğimiz tohumlarımız vardı. İşte sebzelerimiz, meyvelerimiz vardı. Ekim için istiyorduk başlamayı fakat geçen hafta yağışlar bize izin vermedi. Evet. Şimdi havayı biraz güzel görünce hemen başlayalım istedik. Evet, öncelikle bir damlalıklı sulama sistemini deneyeceğiz. Şu arkadan ona bir boru döşeyeceğiz. Ayrı, direkt damlalıklı sulamaya gidecek olan. Damlalıklı sulamayı denerken ufak bir çapalama yapacağız. Evet, biraz... Çapalamadan sonra da buradaki şu anki mevcut şeyleri ekeceğiz. Tarlamızı sürdürmüştük. Sürdürdükten sonra çıkan böyle minik yabani otlar oldu. Hem onları ayıklayacağız hem de fideleri ekime dikime hazırlayacağız. Evet. Fidelerimizi ve tohumlarımızı. O zaman çalışmaya başlayalım. Sonrasında yine ufak bir muhabbet ederiz. Evet arkadaşlar, buraya bir ufak aparat aldık. Ya kızım, çıp 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 çıp. Bu suyu çok seviyorum. Ufak bir aparat aldık. Bir ucunu damlalıklı sulamaya vereceğiz. Bir ucu da bahçe hortumumuz oldu. Buradan arkadan damlalıklı sulama sistemimize eski sulama borumuzla bir hat çekeceğiz. Ağzına, buraya. Buranın mandalları var arkadaşlar. İstediğimizi açıp istediğimizi kapayabiliyoruz. Buradan. Çıplak, senin terliklerin nerede kızım? Nerede kızım? Girişi. Yaptık. Şimdi çalıştırıp test edeceğiz. Test edeceğiz. Bakalım patlayan eden bir taraf var mı? Arkadaşlar çapalamada biraz yorulduk. Gördüğünüz üzere terliyiz. Hava burada çok sıcak. Şimdi neler ekeceğiz? Biraz onlardan bahsedelim. Burada domatesimiz var. Burada 3 çeşit biberimiz var. Dolmalık biber, Charleston ve acı sivri biberimiz var. Kabağımız var. Salatalığımız var. Patlıcanımız var. Taze soğanımız var. 3 çeşit soğanımız var. Kurubaş soğan. Taze soğan. Burada kavun ve karpuzumuz var. Bir de sarımsağımız var. Deniz'in saydıkları dikeceklerimiz de, bir de ekeceklerimiz var. Onlar da ne işte, mısır ekeceğiz ve sırık fasulye ekeceğiz. Sepet dolduran diye çok ümit etti tohum aldığımız yer. Bakalım nasıl bir hasat dönemi olacak. Öncelikle bahçemizin çevresine mısır ekeceğiz. Evet, Filiz Hanım mısır ekiyor. Bir evet. Mısırlarımızı istiyorsan önce anlat. Arkadaşlar hem tohum almıştık hem de sonradan ata tohum geldi. Sarı süt mısır ve beyaz süt mısır ata tohumlarımız var. Onları da ekeceğiz. Sonrasında aldığımızı da ekeceğiz. Artık. Evet, aldığımızı da ekeceğiz. Bunu örtüyorum. Şimdi burada bir sırayı önce kendi aldığımız tohum, bir sırayı beyaz süt mısırı, bir sırayı da dış olarak 3 yerimiz var zaten. Sarı süt mısırı ekeceğiz. Mısırlarımızı ektik. Evet. Şimdi de fasulyelerimiz var. Yine ata tohum ve ayrıca aldığımız. Bunu bizim buradaki pazardan aldık. Çok methettiler. Sepet dolduran dedik. Mesela şöyle fasulyelerimiz var. Ata tohum. O da mı taze fasulye? Bu da taze fasulye. Mia, bye bye. Hey. Yaşasın. Bye, gel.
Toprak aslında ne kadar besleyici, anne gibi verici. Onu kirletmediğimiz sürece, iyi baktığımız sürece, saygı duyduğumuz sürece bizi nasıl besliyor? Evet, Mia tavuğu çok seviyor. Oraya giriyor ama sonra çıkamıyor. Hapis mi oldun kızım benim? Ha, Allah kurtarsın. Anne. Ha, anne. Efendim. Efendim anneciğim, gel kızım. Nerede tavuk? Git git git. Nereye girdin sen? Evet arkadaşlar, çok hızlı biçimde devam ediyoruz. Şimdi sıra viyollerimize ektiğimiz domateslerimizde. 3 sırada 3 farklı aslında fasulye ektik. Bir buradan aldığımız bir fasulye, bir ısırık fasulyesi, bir de yer fasulyesi. Şimdi 3. sıraya domatesle devam ediyoruz. Evet Filiz Hanım. Yorucuymuş değil mi? Evet. Yani arkadaşlar, bana göre domates fiyatları ucuz. Domates, biber, patlıcan çok ucuza satılıyor çünkü gerçekten zor. Şıp 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 şıp. Damlalıklı sulama çalışıyor. Arkadaşlar, çimlerimiz de çok güzel çıktı. Biliyorsunuz tohumla ekmiştik. Bayağı yoğun gözüküyor. Halı saha gibi oldu. Halı saha gibi oldu vallahi. Yalnız arada tabii yabani otlar da çıktı. Onları temizleyeceğiz. Ondan daha güzel bir görüntü olacak. Şu kısma da bir kit yapacağız. Evet. Şöyle ayıracağız. İkili alanla. Dinlendiğimiz alanı ayıracağız. Bu kısımda sebze yatakları düşünmüştük. Belki giriş kısmında farklı yine değerlendirebiliriz. Daha bir sürü şey ekeceğiz. Evet, meyve olabilir. Bir şeyler yapacağız aklımızda. Güzel projeler var bakalım. Oy, yorucuydu ya. Bana diyeceksiniz ki hep yorucu, yorucu, yorucu. Ama bu gerçekten yorucuydu, değil mi? Evet. Katılıyor musun bu sefer? Katılıyorum çünkü benim için de sürekli çömelmiş bir vaziyette yani durmak kolay değil. İki şehirli olarak böyle çömelip kalkmak, çömelik kalkmak değil mi? Normalde hiç yapmadığımız bir hareket. Çömelmiyoruz hayatımızda, değil mi? Eğilip kalkmıyoruz. Evet. Artık ayakkabılarımızı bile çömelerek giymiyoruz. Ya ayağımızı bir merdivene uzatıyoruz ya da bir keratayla ayakkabımızı giyiyoruz, uzun evet, keratalarla. Uzun hiç çömelmiyoruz. Bugün biz o kadar çok çömeldik kalktık ki, değil mi? En azından bir 200 fide ekmişizdir herhalde. Tohumlarla bir hani belki 300'ü bulmuştur. Yani 300 defa eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Bayağı squat yaptık. Yarın herhalde quadricepslerimiz, ne bileyim hamstringlerimiz bayağı bir ağrıyacak gibi duruyor. Yorulduk yani. Yine de çocuğu olan anneler tabii bu konuda birazcık daha antrenmanlı olabilir. Bir sürekli yerde oyuncak toplamak, çocukla işte iletişim halinde olmak için çökme şeyini çok yapıyoruz davranışını da, evet erkekler birazcık daha zorlanıyor olabilir. Ya yani burada da şöyle bir durum oldu tabii. Biliyorsunuz yani bu videoyla bize katılmış olabilirsiniz ve bilmiyor olabilirsiniz. Bebek beklediğimiz için Deniz de çok fazla yüklenmek istemedi bana. O nedenle evet. O birazcık daha böyle aktif. Evet, hızı arttırarak çalıştı. Onun için ekstra ekstra yorucu oldu. Sönmez oğlu kadınlarını çok fazla yormaz arkadaşlar. Onları rahat ettirir ki kadınlarımız da bizi mutlu etsin, değil mi? Rahat ettirsin. Böyle mutalis bir yaşam var aramızda. Ben onu rahat ettiriyorum, o beni mutlu ediyor sağ olsun. Ve herhalde 12-12.30 gibi çalışmaya başladık. Şu an güneş batıyor. Saat kaç olmuş? Saat 7:10 var. İftar bayağı bir, geldi. Bayağı bir değil mi? Mesai yaptık gene. Bayağı bir yorulduk aslında. Tabii Filiz yarın beni gene terk edip gidiyor arkadaşlar.
Ya şunu terk ediyor ulan. Niye böyle bir hava yaratıyor? Çocuğum bu dağılıyor gidiyor. Vallahi beni burada yalnız bırakıyor bam bamla. Bu kadın anasının evine mi gidiyor? Kardeşinin evine gidiyor yani. Hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyorum. Yani şaka bir yana detaylı ultrasonumuz var bu yine hafta. Yine şaka bir yana dedi, evet. Meşhurdur benim şaka bir yanalarım. Detaylı ultrasonumuz var. Murat Deniz için aslında çok önemli bir randevu. Gene Hakan Gürbüz'e gideceğiz doktorumuz. Şöyle bir dertleşeyim yani konuyla alakalı. Yaşımdan dolayı, 37 yaşındayım. Yaşımdan dolayı bir risk olduğu söylendi. Bu ikili üçlü tarama testleri yapılıyor biliyorsunuz. Bunlar da kan değerlerinizle alakalı bakılıp işte bir risk durumu var mı? Buna bakılıyor ve risk olduğu söylenmişti. Hemen şöyle bir dipnot gireyim. Aslında bizim burada çok fazla moralimizi bozdular. Evet. Sakarya'da hastanede hatta böyle filize kağıt imzalatmışlar vesaire. O standart bir prosedür olabilir. Standart bir prosedür ama yani onu uygulayış biçimleri biraz insanı huzursuz edici tarzdaydı. Sağ olsun kendi doktorumuz aslında bizim içimizi çok rahatlattı. Bu detaylı ultrasonla aslında iyice rahatlamış olacağız. Kan değerlerime baktıktan sonra çıkan sonuçlarımı kendi doktorum gördüğünde bu kadar risk herkes için var. Ama yine de o riski sıfıra indirmek istiyorsak bazı testler yapıldığı söylendi. Ama risk oranı çok yüksek olmadığı için, düşük ihtimalde olabileceği için yapılan işlemde onu yaptırmaya, şey evet, yaptırmamaya karar verdik. Bu aşamada bizim için detaylı ultrason çok önemli. Çünkü bebeğe giden yani kan yoğunluğundan işte yeteri kadar beslenebiliyor mu? İşte gelişim, iç organlarının gelişimi nasıl? Her şey yolunda mı? Yani tırnağına kadar, işte böbreğine kadar her şeyine bakılıyor. O yüzden bu kısım bizim için çok önemliydi. Diğer testimizde biraz bize uzunların boyutları, hani evet, kafa ölçüsü, ne bileyim burun ölçüsü, ağız ölçüsü biliyorsunuz. Yani birçok hastalıklarda tipik bazı şeyler vardır. Pek dillendirmeyelim. Onun için detaylı ultrason aslında bizim içimizi çok rahatlatan bir şey olacak. O yüzden evet, Filiz mecburi bir ayrılıkla Hakan Gürbüz hocamıza gidiyor. İnşallah her şey iyi geçecektir diye düşünüyorum. Ya bizim için dua ederseniz arkadaşlar çok seviniriz. Umarız bir şey yoktur ve bir an önce Murat Deniz'imizi kucağımıza alırız. Evet, sağlıkla inşallah. Güneşli günler başladı. Ne oldu? Yine askerlik arkadaşına bağladın ya oradan. Şuna bakıyorum. Şuna. Güneşli günler başladı. İnşallah güzel bahçe videoları, güzel orman videoları, güzel yayla videoları. Değil mi? Çok farklı planlarımız var. Yani ufak şöyle planlardan bahsedersek, ilerleyen günlerde bir gün ormanda çadırla kalma, bir gün yaylalardan birinde böyle en tepesinde zirvede çadırda kalma gibi böyle enteresan farklı bazı hedeflerimiz var yapmak istediğimiz. Onlar için bazı hazırlıklar yapıyoruz. Deniz bir süredir kamp yapmak istiyordu ve biz yapamamıştık. Şimdi Murat Deniz gelmeden önce. Şimdi 2 yaşına girmek üzere olan bir çocuk, bir hamile bir kadınla, bir de köpekle Deniz aksiyonu arttırıyor. Bakalım ne olacak? Nasıl geçecek? Bir gün ormanın, ama ben de heyecanlıyım. Bir gün ormanın derinliklerinde çok güzel yerler var benim keşfettiğim. Bir çadır kuracağız. Bir gün de yaylaların birinin en tepesinde evet, çok güzel bir çadır kuracağız. O videolar da çok yakında gelecek arkadaşlar. Keyifli geçecek. Ben çok heyecanlıyım. Ateşbaşı hikayeleri değil mi? Evet. Belki Amerikanlar özenip bir marshmallow alır. Hani ateşte onu pişiririz. Tabii illaki bir mangal tarzı bir şey yaparız. İftara da yaklaşırken iyice insan zaten evet, ağzı sulanarak böyle hayaller kuruyor. Bayramdan önce mi gideceğiz? Yok hani biz sonra gideceğiz de yani şimdi insanlar evet, dinlerken evet, yani daha biraz daha havaların ısınması lazım tabii. Çünkü burada akşamları daha serin oluyor. Evet, gerçekten serin. Mia ile Filiz'i şu an üşütemem. Yani çadırda o şekilde. O yüzden biraz daha havalar güzel gittiği zaman belki bir ay, bir buçuk ay sonra böyle bir yani tur atarız. Yani hem bu kamp için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü benim de tecrübe ettiğim bir şey değil de. Hem de gezeceğimiz çok güzel yaylalar var. Yani o durum için o kadar heyecanlıyım ki bir an önce gerçekten şöyle bir Mayıs'ın ortalarına falan gelelim. Havalar ısınmış olsun. İnşallah bayramdan güzel sonra. Güzel şeyler başlasın. Evet yani şu yaylaları gezelim çok istiyorum. Güneş batarken tepelerin ardından Filiz'le Deniz gider bu diyardan diyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı. Bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum, buyurun. Evet bir şey söyleyeceğim. Yorum desteğinizi bekliyoruz tabii ki. Sizinle iletişim halinde olmak bizim için çok keyifli. Onu da atlamayın lütfen. Bize en azından bir selam da olsa yazın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.